25'i gösteriyor. 18 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişimi, püskürtülen darbe girişimine dair gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. An itibariyle 10 sivil toplum kuruluşu basın açıklaması gerçekleştiriyor. Hemen kameralarımızı çevirelim. ASKON, DEİK, Deniz Ticaret Odası, İslam Sanayi Odası, İSTİP, İTO, MÜSİAD, TİM, TÜMSİAD ve TAM. Saygıyla duyuruyoruz. Şu anda karşınızda 12 kuruluşun başkanlarımızla birlikteyiz. Sorularımızı hangi başkanımıza, kime iletmek istiyorsanız buyurun soruları alarak toplantımıza devam edebiliriz. Kendileri de gerekli cevapları vereceklerdir. Arkadaşlar yardımcı olun lütfen. Teşekkürler. Duygu Erdoğan, Milliyet Gazetesi. Nail Bey, size söylediğiniz bir takım tabii ilk başta sıkıntılar, olumsuzluklar ekonomide yani hissedilmeye başladı çeşitli yurt içinde, yurt dışında da olsun. Ama siz bunlar gideriliyor dediniz, bu olumsuzluklar gidiyor dediniz. Bu sıkıntılardan temel birkaç şey söyleyebilir misiniz? Mesela yabancılara ne söylemek lazım, yabancı yatırımcılara özellikle tedirgin etmemek adına onları? Ahmet Başkan. Bence bu sorunun en güzel cevabını verecek başkanlarımızdan birisi şu anda YASED'imizin başkanı tabii ki, tabii Ahmet ki, Başkan ki, var. Ki. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Önemli bir soru tabii. Şimdi uluslararası yatırımcılar açısından baktığımız zaman önemli olan uzun vadeli durumdur. Kısa vadede olan gelişmeler çok fazla etkilemeyecektir bu şirketlerin kararlarını. Neticede baktığınız zaman bugün ülkemizde faaliyeti olan, yatırımı olan uluslararası doğrudan yatırım şirketlerinin birçoğu çok çok uzun süreler Türkiye'de bulunmuştur. Dolayısıyla şu anda yatırım yapanlar da uzun vadeli olarak yapmaktadır. Neticede kısa vadede olan bu tür şeylerin çok fazla etkisinin olmayacağını düşünüyoruz. Zaten baktığımız zaman bugün itibariyle de gerek bankacılık sistemi gerek diğer sistemler gayet güzel fonksiyon etmekte, piyasalar çalışmaktadır. Oluşmuş olan kurlardaki vesaire dalgalanmalar da aşağı doğru yönünü çevirmiştir. Dediğim gibi uzun vadeye baktığınız zaman önemli olan istikrar ve hukukun üstünlüğüdür. Bu noktada geldiğimiz noktada gerçekten demokrasinin güçlenerek çıkacak olması bu durumdan uzun vadede uluslararası doğrudan yatırımcılar için de artı bir fayda, artı bir cazibe olarak görünecektir. Teşekkür ederim. Bu noktada TİM Başkanımız Mehmet Büyükekçi de bence bir şeyler söylemeli. Şimdi öncelikle ilk gün yurt dışında tabii ki çok olumsuz bir takım algılamalar oldu. Örnek vermek gerekirse bazı alıcılarımız bizi aradı. Şu anda biz İran'da, Dubai'de, New York'ta ve İngiltere'de Türk Ticaret Merkezi kiralaması ile ilgili girişimlerimiz var ve sözleşme aşamasındayız. İlk gün bunları aradılar, bir problem nedir, ne değildir diye. Biz hiçbir problem yok, merak etmeyin dedik ve bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine İspanya'da özellikle bizim beraber çalıştığımız Türkiye markası çalışması yaptığımız Safron firmasının bana attığı bir mail var İngilizce olarak. Onun Türkçesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten biz de atılan bu maille son derece etkilendik. Sayın Mehmet Bey, asil ve cesur Türk halkı için söylenecek iki kelime var. Saygı ve takdir. Güç, baskı ile elde edilebilen bir şey değildir. Ve geçtiğimiz gün Türk halkının yaptığı şey hayranlık uyandırdı. Dünya, Türkiye'deki cesur insanların potansiyelini keşfetmeli, en içten saygılarımla. Aslında bu her şeyi çok güzel anlatıyor. Biz tüm dünyaya bu üstünlüğümüzü bir şekilde vurgulamalıyız. Türk milletinin demokrasiye nasıl sahip çıktığını bu şekilde onlara anlatmalıyız. Yabancılar açısından, ihracatımız açısından belki az önce Ahmet Başkanımın söylediği gibi Türkiye'ye gelecek alıcılarda bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama hayat normalleşince inşallah biz
metinde de söylendiği gibi daha çok üretip daha çok ihracat yaparak 2023 yılı hedeflerimize sımsıkı devam edeceğiz. Dış pazarları konuşurken DEİK Başkanımız Ömer Bey'e de söz vereceğim. Yalnız burada içeriye ilişkin siz bir olumsuzluk olabilir mi dediniz? Elimizde bir veri var. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanımız Sami Başkan burada. Biraz önce de içeride sohbet etmiştik. Başkanım, o verileri paylaşsak. Evet. Şöyle, cumartesi günü perakendeciler ve alışveriş merkezleri olarak hemen hemen bütün perakende satış noktalarının ve AVM'lerin açılması konusunda çok ciddi bir çaba gösterdik. Pazar günü ise bunun %100'e yakın olduğunu söyleyebilirim. Tüketici güveni açısından elimizde çok önemli bir veri var. O veri de şu: pazar günü perakende ciroları Türkiye ortalaması, ama ağırlıklı olarak hazır giyim olarak söylüyorum çünkü elimde bu bilgi var, bu data var. Pazar günü normal bir alışveriş gününün %85-90'ına ulaşmıştı. Elimizde çok somut bir rakam bu ve bütün Türkiye'ye yönelik bir rakam. Bu da tüketici güveni açısından aslında normale çok yakın bir noktada olduğumuzu çok net olarak ifade ediyor. DEİK Başkanımız Ömer Cihat Başkan, buyurun başkanım. Başkanım, teşekkür ederim. Bizler malumunuz DEİK olarak Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve yönlendirmekle görevli olmuş olan bir kurumuz. Bu çerçevede sizin sorduğunuz soru hakikaten önem kazanıyor. Biz bu kara hafta sonunda açıkçası Türk milleti, hükümetimiz ve siz değerli medya mensupları olarak oldukça önemli bir sınav verdik. Ancak dış basını izlediğimiz zaman maalesef bazı kesimlerde özellikle ülkemiz hakkında dezenformasyonu izlemeye zorunda kaldık ve durumunda kaldık. Tabii bizim de görevimiz bunu düzeltmeye gayret etmek. Bizler iş konseylerimiz vasıtasıyla biliyorsunuz faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugün 133 iş konseyimiz var ve bunların 126'sı ülke bazında. Yani 126 ülkeyle direkt temas halindeyiz. Ve biz bir an önce bütün iş konseylerimize görev vererek temasta bulundukları karşı muhatap kuruluşlara ve büyükelçiliklere ve başkonsolosluklarla irtibata geçerek, yazı yazarak, bizatihi görüşerek bu olayı anlatmalarını ve Türkiye'nin bu işi nasıl terse çevirdiğini göstermelerini ve durumumuzu bizatihi her noktasına kadar kendilerine izah etmelerini istedik. İnşallah bu noktada da bunu düzeltiriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu başka soru da, peki bir iki soru daha alalım çünkü farklı başkanlarımızın açıklamaları olacak. Ben TÜRSAP Başkanımıza da söz vermek istiyorum ama iki soru daha alalım, belki o soruların da cevabı olacaktır. Dinleyelim arkadaşlar, bir yardımcı olalım. Oradan buyurun, yardımcı olalım. Birleştirerek de cevaplar verebiliriz çünkü. Burak Karagöz, Bloomberg HT Televizyonu. Benim sorum Sayın Başaran Ulusoy'a olacak. Başaran Bey, öncelikle turizm çok zor bir süreçten geçiyor bu sene. Buradayım efendim, sol taraftayım. Turizm zor bir süreçten geçiyor bu sene. Bir de üzerine eklenen bu olaylar, nasıl bir yol haritası düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Tamam, bir soru daha oradan alalım. Bir iki soruyu birleştirelim arkadaşlar, belki daha kolay olur. Zaten Başaran Başkan'a söz verecektik tam bu noktada. Buyurun İbrahim Bey. Efendim, İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Karanlıktan aydınlığa söylüyoruz. Önümüzde somut bir örnek var. İspanya, darbeleri bitirdikten sonra ekonomik olarak, toplumsal olarak çok büyük bir fırsat yakaladı. Siz de bildirinizde dediğiniz gibi aydınlığa gidecek yolda atmamız gereken adımlarla ilgili, reformlarla ilgili, yeni yol haritasıyla ilgili birkaç somut adım daha söylerseniz, birkaç somut nokta daha söylerseniz çok memnun oluruz. Teşekkür ederim. Oradan da bir soru alalım, sonra Başaran Başkan'la devam edelim. Şehriban Kıraç, Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi bu operasyonların iş dünyasına da uzayacağı söylentileri var. İşte iş adamları gözaltına alınacak, bazı derneklerin işte faaliyetlerine son verilecek. Bu girişim iş dünyasını ve ekonomiyi nasıl etkiler? Teşekkür ederim. Başaran Başkan, buyurun.
sektör olarak hep zoru başarmışız. Bir türbülanstan geçiyoruz. Perşembe günü Rusya'da Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı mensuplarıyla charter seferlerin başlaması için bir gayri sarf ediyorduk. Ama biz ülkenin pazarlamasını, biz ülkenin tanıtımını yapmayı düşünürken bu tarafta bu yani delilerin ne yaptığı belli olmayan bir türbülansdan geçiyoruz. Bunun altından kalkacağımızı umut ediyoruz. Ve muadillerimize, partnerlerimize şimdi Türkiye'ye ve İstanbul'a gelme zamanıdır diyoruz. 30 bine yakın misafirimiz Antalya'da, dönmek isteyen sayı 9 kişi. Bunu altını çizerek söylüyorum. Perşembe günü İspanya'ya gideceğiz Sayın Bakanımızla. Sonra Almanya'ya gideceğiz. Bütün partner kuruluşlarımızla yaptığımız görüşmelerde herhangi bir problem olmadığını, bunun altından kalkabileceğimizi maalesef kendi içimizdeki delilerin yaptığı bir işin yine temizlemek bize düşüyor. Altından kalkacağız. Sektör olarak güçlüyüz, ülke olarak güçlüyüz ve bu türbülansdan da rahatlıkla kalkacağımızı biliyorum. İş turizmin canlandığını, herhangi bir iptalin olmadığını, erken rezervasyonla devam eden çalışmalar aynı hızda, aynı şekilde devam ediyor. 10 diye açıklanmıştı. 12 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Çatı örgütler ve bu darbe girişimine yönelik bildirilerini ortaya koydular. Türkiye ve şu anda yaşananlar atlatıldığı bu badireni çok iyi anlatılmalı diyorlar. Evet, bugün Bakanlar Kurulu'nun toplantısını yaptı.